Merhabalar. Evlerde çokça yaptığımız fakat konu içeriye gelince pek bilgi sahibi olmadığımız bir ürünü inceleyeceğiz. Pudingler. Pudingler aslında temelde nişasta, şeker ve kakaodan oluşuyor. Bir markete gittik ve sizler için raflarda bulunan en ucuz ve en pahalı sayılabilecek iki ürünü aldık ve bugün bunları inceliyoruz. Ürünümüzün bir tanesi Daphne markasının kakaolu pudingi, diğeri ise Dr. Oetker markasının kakaolu pudingi. Öncelikle ambalajlarıyla başlayalım. İki ürün de ambalajını incelediğim zaman ikisinde de kakaolu ibaresi bulunduğunu görüyorum. Ve ambalajları da yine kakao renginde, yani birbirlerine yakın sayılırlar. Ve yine ikisinde üzerinde kakao görselleri bulunuyor. Ambalajına baktığım zaman benzediklerini söyleyebilirim. Biraz tonları farklı sadece. Ve iki üründe de hem mesela Daphne Pudding'de garanti lezzet ibaresi bulunuyor. Dr. Oetker'de de ideal kıvam, ideal lezzet ibaresi bulunuyor. Yani iki üründe lezzetlerine ve kakaolarına güveniyor diyebilirim aslında. Siz markette bu iki ürünü gördüğünüz zaman daha yüksek fiyatı olanın daha kaliteli olduğunu düşünürsünüz büyük ihtimalle. Ama şimdi içeriklerini karşılaştıralım. Kaliteleri aynı mı, farklı mı, hangisi daha iyi ya da hangisi daha kötü? Öncelikle iki ürünün gramajlarını karşılaştırıyorum. Bu ürün 150 grammış. Daphne'nin pudingi 150 grammış bir paketinde. Dr. Oetker'in pudingi ise 196 gram. Tabii buradaki bu gramaj farkları içerisinde kullanılan süt miktarındaki farklılıktan da olabilir. Çünkü Daphne markasının pudingi 3,5 su bardağı sütle pişiriliyor. Dr. Oetker markasının bu pudingi ise, kakaolu pudingi ise 1 litre sütle pişiriliyor. O yüzden bu gramaj farklılıkları olabilir tabii ki. İki ürün de içerik kısmına baktığımda İlk 3 sırada ortak olan bir şey görüyorum. İki üründe de en fazla beyaz şeker, daha sonra nişasta, mısır nişastası ve kakao tozu bulunuyor. Daphne markasının bu üründe yağ azaltılmış alkalize kakao tozu bulunduğunu görüyoruz. 10,4 oranında bir kakao tozu var. Dr. Oetker markasının bu üründe ise yağ azaltılmış kakao tozu %12 oranında bulunuyor. İçerikler hakkında size temel bir bilgi vermem gerekirse, ilk sırada bulunan ürün her zaman üründe en çok bulunan üründür. Sıralama gittikçe azalır, daha az kullanılan ürüne doğru. Ürünün şeker içeriğine baktığımız zaman da bu ürün 100 gramda 16 gram şeker içeriyor. 196 gramlık bir ürün için yaklaşık 31 gram gibi bir şeker yapıyor bu. Ve hesapladığımız zaman yine yaklaşık 14 küp şekerden oluşuyor. Daphne markasının şekerine baktığımız zaman da bu üründeki şeker miktarı 100 gram. Ama 150 gram olan bir ürün için yaklaşık 100 gram gibi bir şeker yapıyor. Ve sıkı durun, bu üründeki küp şeker miktarı hesapladığım zaman 46 küp şeker. Yani bu üründe inanılmaz miktarda şeker var. Evet, bu ürünün yüksek şeker içeriğini görmüş olduk. 46 küp şeker gerçekten ciddi bir miktar. Ürün içeriklerine devam ettiğimiz zaman Daphne markasının bu pudinginin kıvam arttırıcı karagenan içerdiğini görüyoruz. O ürün burada bulunmuyor. Karagenan bileşini bu üründe yok. Bu üründe kıvam arttırıcı da yok. Ürünlerin içerdiği doymuş yağ miktarını karşılaştıracak olursak da Daphne markasının kakaolu pudingi 0,98 gram gibi bir miktarda doymuş yağ içeriyor. Dr. Oetker markasının kakaolu pudingi ise 2,4 gram doymuş yağ içeriyor. Şimdi geldik önemli ve göz ardı edilen bir konuya. Bu ürünler sütten hazırlanıyor. Sonuçta evet, içerisinde belli miktarda ikisinde şeker bulunuyor. Fakat bu ürünlere süt eklediğimiz zaman oradan gelen süt şekeri de bulunuyor. Onları da hesaplamamız lazım. Dr. Oetker markasına 1 litre kadar süt eklendiğinden bahsetmiştim. Bu yaklaşık 45 gram gibi bir karbonhidrat değeri yapıyor. Bunu da hesapladığımız zaman 20 küp şeker buradan geliyor. Yani sütten geliyor. Eklenen sütten. Şimdi Daphne markasına eklenen süt miktarına bakalım. Bu ürüne 3,5 su bardağı gibi bir süt ekleniyor. Yani 750 ml süt ekleniyor. 750 ml süt 33,75 gram gibi bir karbonhidrat değeri yapar. Bu da yaklaşık 15 küp şeker demek. Yani bu ürüne eklenen 46 küp şeker dışında 15 küp şeker daha eklemiş oluyoruz süt eklediğimiz zaman. Şimdi iki ürünün aslında önemli farklarından birini anlatacağım size. Aroma verici. Daphne markasının kakaolu pudingine çikolata aroma vericisi eklenmiş. Aroma verici ise Dr. Oetker'de yok. Ben bir iki ürünü açıp bir bakacağım. Aralarında görüntü olarak da farklar var mı? Bu ürünü açtım bakalım. İkisini karşılaştıracağım. Daphne markasının bu ürünün aroma verici içerdiğini söylemiştim. Çikolata aroma vericisi içeriyor. Doğal olarak aroma verici içerdiği için bu ürün daha fazla çikolatalı, kakaolu kokuyor. Bu üründe o kadar ağır bir koku alamadım.
Görüntü olarak birbirleriyle neredeyse aynılar zaten. Hiçbir fark yok. Bu üründe daha fazla şeker olduğunu böyle anlamamız mümkün değil. Ancak pişirince tadından anlayabiliriz. Ama görünüş olarak şeker miktarına bir yorum yapamam. Sadece koku olarak karşılaştırdığım zaman Daphne markası daha ağır kokuyor. Daha ağır çikolata kokuyor. İki ürünün farklı olduğu bir konudan daha bahsedeceğim size. Dr. Oetker markasının kakaolu pudingi kendileri tarafından üretiyor. Yani üreticisi de Dr. Oetker. Fakat Daphne markasının kakaolu pudingi fason bir üretim. Sena Muhtelif Ürün Paketleme Gıda Sanayi diye bir firma tarafından üretildiğini görüyorum. BİM adına üretilmiş bir ürün. Biz bu ürünleri BİM marketten satın aldık. Markete gittiğimiz zaman hem bir pahalı alternatifin ne içerdiğini hem de ucuz alternatifin ne içerdiğini görmeniz için aslında bugün bu incelemeyi gerçekleştiriyoruz. Toparlayacak olursak, İki ürünü karşılaştırdığım zaman Daphne marka pudingin bol bol katkı maddesi ve yüksek miktarda şeker içerdiğini görüyoruz. Ama bu iki ürünü karşılaştırırken şunu demek istemiyorum size. Yanlış anlamayın lütfen. Dr. Oetker markasının pudingini tüketebilirsiniz. Bu daha sağlıklı gibi bir şey söylemem mümkün değil. Sonuçta ikisi de paketli ürünler. Yine de tüketmenizi önermeyeceğim. Biz sizler için bu iki ürünü inceledik. Fiyat farkları da zaten raflarda gördüğünüz gibi. Bundan sonra tercih sizin.